Edebiyat doktorundan herkese merhabalar. Bu dersimizde Milliyetin Bakanlığımızın 12. sınıfta için düzenlemiş olduğu kazanım kavramı testlerinden olan garip hareketi yani birinci yeni ile ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz. 9. kısımdayız. İlk sorumuz şiir verilmiş bize. Şiirin arkadaşlar biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında yukarıdaki dizeler aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisine örnek olabilir? Serbest ölçüyle yazılmış gördüğünüz gibi yani saf şiiri benim hemen elemem lazım. Aslında halk şiirini de eleyebilirim ölçüden dolayı duyduğum yoktu ne vakittir güvercin sesi kumru sesi pencerede içime gene yokluk mu düştü nedir nedir bu yosun kokusu martıların gürültüsü havalarda nedir yokluk olmalı yokluk burada arkadaşlar ikinci yeni anlayışı olamaz çünkü kelimeler gayet anlaşılır gramer pek bozulmamış toplumcu şiir anlayışı diyemeyiz işçi sendika böyle ezilen halklar bunlar gibi anlayışlar yok Tabii ki de Orhan Veli anlayışı var yani garip anlayışı var cevap burada birinci yeni olur. Bu şiirde birinci yeni yani garip hareketine örnek bir şiirdir. Geçiyoruz ikinci soruya. Garip hareketi dedik şimdi garip hareketi ile ilgili hangisi söylenemez diyor. Garip hareketinde arkadaşlar Orhan Veli'nin görüşüdür, diğer arkadaşının da görüşü. Her sözcük şiire girebilmelidir. Şiirin dili de arkadaşlar halkın konuştuğu dil olmalıdır. Fakat toplumcu gerçekçi değildir arkadaşlar. Bunu konuşmayın, bunu karıştırmayın. Yani şiirin dili bizim halkımızın konuştuğu dil olabilmelidir. Günlük yaşamdaki her şey, her sözcük şiire girebildiği gibi günlük yaşamdaki her şey de şiire konu olabilmelidir. Fakat Orhan Veli edebi sanatlar arkadaşlar yer vermek istemez hatta ölçüyü kaldırmak ister şiirden redifi kafeyi kaldırmak ister yani kısacası Orhan Veli şiirden neyi kaldırmak ister şair anneliği kaldırmak ister arkadaşlar şiirde olay ve hikayeye yer verilebilir bu olabilir cevap burada denizlidir. Geçiyoruz üçüncü soruya. Şimdi bu garip hareketi ile ilgili üç şairimiz çok ön plandadır arkadaşlar. Birinci yeni temsilcilerini sormuş bize. Temsilciler noktasında biz Orhan Veli'yi, Melih Cevdet'i ve Oktay Rıfat'ı bilmemiz gerekir. Türk şiirinde resmen adeta bir devrim yapmıştır arkadaşlar Orhan Veli. Arkadaşı Oktay Rıfat Orozcu ve Melih Cevdet bunlar temsilcilerdendir. Geçiyoruz dördüncü soruya. Garip hareketi yani birinci yeni anlayışıyla yazılan şiirlerde genellikle görülen edebi akım sorulmuş bize. Bu akım arkadaşlar aynı zamanda ikinci yeni yani Cemal Süreyya'ların, Sezai Karakoç'ların grubunda da görülür. O da hangisidir? Gerçek üstücü anlayış arkadaşlar görülebilir. Mesela Orhan Veli arkadaşlar keşke rakı şişesinde balık olsam bunu Hayal ettiğiniz zaman çok olması yani nasıl bir şey böyle insan düşünüyor. Realizm gerçeklik demek, sürrealizm ise gerçekliğin de üstünde o gerçek üstücü anlayıştır arkadaşlar. Orhan Veli tarzı şiirlerde gözükebilir sürrealizm. Geçiyoruz 5. soruya. İki tane şiir verilmiş bize arkadaşlar. Birisi birinci yeni anlayışıyla yazılmış. E, Nazım Hikmetran'ı da biliyoruz arkadaşlar. O da toplumcu anlayışla. Yani konuya bakış açıları zaten ortak olabilir mi? Olamaz bence. Bakalım. Mehmet hazineler içindesin. Bu toprağın altında ne var ne yok. Kömür, bakır, altın, demir hepsi senin. Hepsi senindir. Çıkar çıkarabildiğin kadar ne çıkarırsan hepsi benimdir. Ölçü serbest. Nazım Hikmet ise ne diyor? Memleketim çam ormanlarını, en tatlı ve dağ başını göllerini seven alabalık ve onun yarım kiloluğu pulsuz gümüş derisinde kızıl, kızıltılarla Bolu'nun Abant Gölü'nde yüzer. Memleketinden bahsetti. Konuya bakış açısı arkadaşlar anlayışları yönüyle aslında aynı değildir. Burada biçimsel serbestlik aynı olabilir. Zaten olabilir değil. Zaten aynı arkadaşlar. Yani bizim biçime baktığınız zaman serbest ölçü cevap B'dir. Nükteli anlatım aynı değildir. Kullanılan sanatlar farklı. Yurt güzelliklerini işleme. Bu noktada arkadaşlar B ve E seçeneğinde şiiri dönecek olursak arkadaşlar B ve E seçeneği için yani yurt güzelliklerini evet e, Nazım Hikmetran burada belirtiyor fakat birinci yerinde Burada Melih Cevdet Mehmet'e toprağın altındaki hazinelerden bahsetti. Hepsi senindir. Yani yurt güzelliği değildir ortak yön. Bu iki şiirin tam bir ortak yönü sorulacaksa eğer o da biçimsel serbestlik olduğudur. Geçiyoruz 6. soruya. Hangisi? Sürrealizmin özelliklerinden birisi değildir. Sürrealizm arkadaşlar Türkiye Edebiyatı'nda birinci ve ikinci yerinde gözükür. Sürrealizmde bilinçaltı düşünceler sanata aktarılmalı ilkesi doğrudur. Müzik dışında hemen hemen bütün alanlarda etkisi vardır. 20. yüzyılda Andre Breton tarafından Sigmund Freud'un görüşleriyle ortaya konmuştur. Yani 1924 yılında Fransa'da ortaya çıktığına göre arkadaşlar evet bu yargı da doğrudur. 20. yüzyıl yani tarihi bir sonraki yüzyıldan söylüyoruz. Bu da doğrudur. Şairin görevi bu akıma göre arkadaşlar insanın iç dünyasını ortaya koymak olmalı düşüncesindedirler. Yani gerçek üstücü tabii ki de insanın iç dünyası bilinçaltı dışarı çıksın isterler ama sözcükleri bilinen anlamları dışında kullanmayı tercih etmişlerdir ibaresi yanlıştır. 7. soru parçada bize bir sanatçı tanıtılmış. Garip hareketinin dikkat edin en önemli ismidir deyince aslında burada soru benim için bitiyor. Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmış, eski şiirle bağlarını koparmak istemiş. Makaleleri, denemeleri, öykü türünde de eserler yazmış. Dikkat edin Nasrettin Hoca fıkralarını şiir formuna dönüştüren sanatçımız çok iyi bildiğimiz tabii ki de Orhan Veli olması lazım. Çünkü Orhan Veli Garip Hareketi'nin en önemli ismi Nasrettin Hoca fıkraları, makaleleri, denemeleri ve özellikle şairlik yönü önemlidir Orhan Veli'nin. 8. sorumuz sürrealizmle ilgili. Sürrealizmin kavramlarından arkadaşlar rüya hikayeleri zaten bilinç ve bilinçaltı ile ilgili kelimeler sürrealizmle ilgilidir. Yani rüyalar, bilinçaltılar, psikanalizler. Biz neden psikanalizi alıyoruz? Çünkü Sigmund Freud önemli bir psikologtur. Hipnotizmayı da psikologlar kullanır fakat burada geometrik şekiller eğer edebiyatta kullanılacaksa kübistler tarafından kullanılır. Yani kübist yani kübizm akımında vardır. Sürrealizmde yoktur geometrik şekiller. 9. sorumuz. 5 tane bize şiir vermiş arkadaşlar. Hangisi garip hareketi anlayışı içerisinde düşünülemez? Arkadaşlar bu tip sorularda benim size tavsiyem öncelikle ölçü kısmında bir durun. Ölçüsüne bakın şiirlerin hangisinin ölçüsü vardır veya yoktur. Hatta şöyle hemen benim gözüme de aslında çarpıyor. Yani bizim ilk 4 şiirimizin ölçüsü yok. Yani birinci yeni olabilir. Bakalım olabilir mi? Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldan, yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi, üzgün değildi diyor. Orhan Veli'nin şiiri arkadaşlar. Param olsa satar mıydım kahverengi elbisemi? Damalı gömleğimi giyerdim, alaca mendili takardım. Bu da arkadaşlar Oktay Rıfat'ın bir eseridir. Yani birinci yeni anlayışı var çünkü ölçü yok. Bireysel duygu düşünceler arkadaşlar günlük dille dile getirilmiş. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki mavi. Bu da arkadaşlar yine Orhan Veli tarzı bir şiirdir ki kendisinin şiiridir. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik hava da güzelse hele gücün kuvvetin yerindeyse elin ekmek tutmuşsa bir de of diyorsun. Yani bu da Melih Cevdet Anday'ın bir şiiri. Bu şiire baktığınız zaman ölçü görüyorsunuz. Ellerin var beyaz güller gibi küçücük mutlak kalbin tomurcuklarından pembe. Sanki yeşil yaylalardır gözlerin, alnımda ter ve kuvvetsin işimde. Bu arkadaşlar Cahit Külebi'nin bir eseridir. Yani sadece ölçüsüne bile bakıp bu soru çözülebilir. Cevap Edirne'dir. 10. sorumuz. İki şiirimiz var arkadaşlar. Güzel şiirler. Türk Edebiyatı'nın önemli şiirleri. Bu iki şiire dikkat edin. Yapısı, teması, dil ve anlatım özellikleri açısından karşılaştırıldığında hangisi söylenemez? Birinci şiir demiş ki Aşıkkı serbest tarzda yani şekline baktığınız zaman hemen anladınız. İkinci şiir ölçülü ve uyaktı. Bakalım şiirlere. Mahallemizde senden başka ağaç olsaydı seni bu kadar sevmezdim. Fakat eğer sen bizimle beraber kaydırak oynamasını bilseydin seni daha çok severdim demiş Orhan Veli. Orhan Veli'nin arkadaşlar Ağacım adlı şiirinden alınmış bu soru. Peki bu şiir hatta bunun ezgisi var. Yelkenler biçilecek. Yelkenler dikilecek, dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek. Arif Nihat Asya'nın arkadaşlar bir şiiri. Tabi bu arkadaşlar bizim fetih marşı diye bilinir edebiyatta. Peki ikinci şiir ölçülü ve uyaklı mı? Dikmek, çekmek, sökmek. Dikkat edin burada benzer sesler var. Evet bir redif de var hatta. Yani ikinci şiir ölçülü uyaklıdır ki birinci şiirde ritim uyakla, ikinci şiirde ölçüyle mi sağlamış? Bu kısım yanlış arkadaşlar. İkinci şiirde ritim ölçüden ziyade yani kafiyelerle sağlamış, rediflerle sağlamış. Bu de yanlışlık var. Birinci şiir garip hareketimi az önce dedik Orhan Veli tarzı. İkinci şiir milli edebiyat zevk anlayışını yansıtan yani Arif Nihat Asya'nın şiiri. C doğrudur, A da doğrudur. Birinci şiirde bireysel bir söylem, evet ağaçtan bahsetti. İkinci şiirde toplumsal bir söylem var doğrudur. Birinci şiir liriktir. ikinci şiir epik mi? Zaten D ve E seçenekleri birbirine doğruluyor. Arkadaşlar cevap B seçeneğidir. Türkiye edebiyatının unutulmaz şiirlerindendir. Geçiyoruz dersimizin son sorusuna. Bu dizeler garip hareketli şiir anlayışının aşağıdaki özelliklerden hangisiyle uyuşmamaktadır? Bu şiir arkadaşlar Oktay Rıfat'ın Fadik ile Kuş adlı şi şiirinden alınmış. Ağaç veryansın etmiş pembe yeşili donanma sanki mübarek deliye dönmüş çayır çimen halı gibi kara toprağın üstü Fadik kız Fadik kız fırlat çarığı çorabı yürü. Seçeneklere baktığınız zaman arkadaşlar olaya yer vermek tabii ki de Fadik kıza seslendi. Fırlat dedi çarığını çorabını yürü dedi. Yani ağaçta veryansın etmiş pembe yeşili. Bu A seçeneği burada söylenebilir. Ölçü ve uyak dikkat edin olmaması yönüyle garip anlayışına uygun. Yani ölçü dikkat edin yok. Uyakta baktığınız zaman yok. Basit bir şiir mi? Evet basitlikten yana olması garip şiiri anlayışına uyar. Günlük konuşma dili var mı? Fadik kız fadik kız fırlat çarığı çorabı yürü dedi. Mübarek kelimesini falan kullandı. Günlük konuşma dili var ama sanatlı ifadelerden uzak durulması arkadaşlar burada söylenemez. Çünkü Ağaç varyansın etmiş pembe yeşili. Varyansın etmek insanlara ait. Burada hafiften böyle bir teşhis sanatı var. Yani kişileştirme var diyebiliriz. O yüzden cevap burada C seçeneği olur. Bir sonraki kazanım kavrama testlerinin çözümünde görüşmek Bu son sorumuzdu. Hoşçakalın. Son soru. Evet son sorum.